11 numaralı poşet. Sol femur patelladan kesik. İzler parçalama sırasında benzer ya da aynı aletin kullanıldığını gösteriyor. 11 numaralı poşetin içinde bir fiş bulundu. Fiş incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Kolay gelsin. Sağ ol Orhan. Otopsi bitti mi? İlk incelemeleri tamamladım. Notları topluyorum. Maktul 35-40 yaşlarında bir erkek. Vücudu parçalara ayrılarak 11 ayrı poşete konmuş. Ayrıca yüzü tanınmaması için yakılmış. Kimliğini belirlemeniz oldukça güç. İşimize yarayabilecek tek şey tibia, yani kaval kemiğine denk gelen doğum lekesi. Ya ölüm saati? 10-12 saat önce. Başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş. Neyle kesildiğini bulabildin mi? Emin olamadık Orhan. Yani bir insanın bu şekilde parçalanması oldukça güç. Kemikler üzerindeki kesik izlerinin fotoğraflarını bu konuda uzman, adli antropolog bir Amerikalı dostuma gönderdim. Melanie, Makwai davasında bilirkişilik yapmıştı. Benzer bir cinayettir. Bu cinayette de tırtıklı bir cisim kullanıldığını düşünüyor Orhan. Valizin üstündeki parmak izi ihbarı yapan Muzaffer Karasu'ya ait. Ayrıca valizin içinde metal talaşı bulduk. Ya küreğin üzerindeki kan izi? DNA analiz sonuçlarını bekliyoruz. Yüzünü pürmüzle mi yaktıklarını düşünüyorsun? Büyük ihtimalle Orhan. Ağır yanıklar oluşmuş. Üzerinde çalışmak lazım ancak ne çıkacağını söylemek çok zor. Rekonstrüksiyon uzmanıyla görsek? İyi olur. Belki olumlu bir sonuç elde edebiliriz. Tamam. Ben yazışmaları hallederim. Bir an önce çalışmaya başlasak iyi olur. Poşetlerden birinde fiş bulmuşsun. Evet Orhan. İncelenmesi için kriminal laboratuvarına gönderdim. Bir şey anlaşılmıyor da. O yüzden farklı filtrelerle fotoğrafını çekip bilgisayara aktardım. Ne çıktı? Kendin bak istersen. Çağla Market. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ormanın girişindeki bütün mobeseleri inceledik ama şüpheli bir araç yok. Peki nasıl geldi bu adam oraya? Arkadaşlar şimdi ormanın içindeki patikaları kontrol ediyorlar. Yani mutlaka oraya bir giriş çıkış olmalı. Kadını görünce valize attığına göre panik olmuş herhalde. Nereye kaçtı peki? Sanırım katili bulmadan bu soruların cevaplarını bulamayacağız. Önce kurbanın kimliğini tespit etmek lazım tabii. Şu marketi araştırdın mı? Evet, Çağla Market. İstanbul'da 2 tane şubesi var. Biri Küçükyalı, öbürü Pendik'te. İkisi de valizi bulduğumuz yere oldukça uzak. Kayıp listelerini de tarıyoruz. Ama adamın kaval kemiğindeki izden başka görünür bir şey yok elimizde. Nasıl teşhis edecekler adamı bilmiyorum. Tamam, sen marketin sahibini öğren. Adamla konuşmaya gidelim. Başla. Gel Ertan. Şerif Bey geldi başkomiserim. Tamam, sağ ol. Hoş geldiniz Şerif Bey. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Uzun zaman oldu değil mi? Evet, yanılmıyorsam geçen sene yine Mart ayıydı değil mi? Kesinlikle yanılmıyorsunuz. Tarla başında gecekondu yandı. Çok iyi hatırlıyorum. Şerif Yıldırım, 45 yaşında. Rekonstrüksiyon uzmanı. Bu defa işimiz oldukça zor. Kurbanın yüzünü özellikle tanınmasın diye yakmışlar. Görmeden bir şey söyleyemem, biliyorsun. Parçalamışlar mı? Maalesef. Zor ama imkansız değil. Ceset Adli Tıp Kurumu'nda mı? Evet. Mümkünse hemen göreyim. Tabii ki, ben ayarlamını da yaparım. Bir arkadaş sizi götürür. Tamam. Buyurun. Tanınmaz haldeki bir cesedin kimliklendirilmesi için parmak izi, dişler, röntgen filmleri ve DNA ile bir yere varılamadığında yeniden yüzlendirmeye başvurulur. Önce bir adli antropolog ölenin kalıntılarından yaşı, cinsiyeti, ırkının yanı sıra yüzün anatomisindeki farklılıkları, örneğin asimetriyi, kırık bir burnu ve eksik dişleri belirler. Bu bilgiler ışığında yüz anatomisini iyi bilen bir uzman tıpkı bir heykeltıraş gibi kafatasından yüzü yeniden şekillendirir. Ülkemizde yeniden yüzlendirme adli tıp uzmanı Doktor Sadi Çağdır ile başlamıştır. Tamam, bakıyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Hadi bana bir çay söylesene. Hemen başkomiserim. Bu arada market sahibinin kimliğine ulaştık. Murat Çelik, 36 yaşında, adam sabıkalı. Adresi var mı? Var. Pendik'te oturuyor. Hem de markete bayağı yakın. Hadi boş ver çayı. Gidip şu adamı bulalım. Murat Çelik'in sahibi olduğu marketlere giden başkomiser Orhan ve komiser Selim, adamın evinde olduğunu öğrenince hemen Murat Çelik'in evine gittiler. Polis. Dur! Dur. Şurada bak, yat. Murat Çelik, 38 yaşında, Çağla Market'in sahibi. Anlat bakalım, ne diye kaçıyordun lan? Ne bileyim, polis deyince birden panik oldum. Niye? Bir şey mi yaptın? Yo, ne yapacağım ki? Doğru dürüst cevap ver lan sorulara. Yok komiserim, yapmadım bir şey. Ne diye kaçıyordun o zaman? O gerizekalı şikayet etti sandım. Hangi gerizekalı? Kız kardeşimin namusuyla oynayan gerizekalı. Taksit taksit cevap verme lan şu sorulara. Yok mu bu adamın adı? Yunus, bizim mahalleden. Niye şikayet edecek seni? Kız kardeşimin yanında görürsem öldürürüm dedim ona. Ulan bir daha seni kız kardeşime baktığını bile görürsem var ya, kafamı kopartırım ona göre. Dur koçum, yavaş ol biraz. Niye derlendin böyle? Kes lan kes. Ben senin koçun falan değilim. Allah'ıma yakarım ha. Tamam mı? Hepsi bu kadar mı? Sonra bir fırçada bizimkini attım. Bir daha o oluştuğunu duyarsam kemiklerini kırarım senin vallahi ha. Ama abi. Kes, kes. Tek kelime bile duymak istemiyorum. Git zibari at. Ne yapıyorsan yap. Sen o ne olduğunu biliyor musun? İyi de seviyorum onu ben. Ya benim tepemin tasını attırma. Elimde kalacaksın bak ha. Sakın bir şey yapmış olmayasın adama. Yok komiserim. Daha yeni. Dün konuştum kız kardeşimle. Ama bir daha görüşsünler. Yemin ederim o herifin... Sus lan sus. Yemin etme karşımda.